Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugün sizlere ilk dört halife arasındaki akrabalık ilişkilerine ve bunların aynı zamanda Hazreti Peygamber'le olan yakınlıklarına dair bir takım detayları anlatacağım. Yer yer bana soruluyor. Bazen sosyal medya mecralarında bunlar arasındaki akrabalık ilişkileriyle ilgili bir takım detaylar paylaşılıyor ve bazı soru işaretleri oluşturuluyor kafalarda. Nedir bu mesele? Bu konuyla ilgili rivayetlerde neler vardır? Biraz buna dair detayları sizlerin dikkatlerinize sunmaya gayret edeceğim. Konunun sınırları dört halife ile ilgilidir ve bunların aynı zamanda çocukları ve birbirleri arasındaki evliliklerle ilgili detayları paylaşacağım. Ayrıca biraz da tabii isimlerden bahsedeceğim için belki aklınızda kalmayabilir ama bizdeki akrabalık ilişkisiyle ilgili kavramları kullanarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya da gayret edeceğimi belirtmiş olayım. Öncelikle hatırlatayım ki bu dört halife ayrı ayrı kabilelerdendir. Malumunuz Ebu Bekir Benu Teym kabilesinden, Hazreti Ömer Adi bin Kâb oğullarından, Hazreti Osman Benu Ümeyye'den ve Hazreti Ali de Haşim oğullarındandır. Bunları böyle Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali diye sıralamamın sebebi fazilet yarışıyla alakalı değil. Sadece kafalara öyle yerleştirildiği için. Yoksa birini önce veya sonra tercih etmiş değilim. Ayrıca her seferinde de Hazret kelimesini kullanmıyorum. Bunu da belirteyim. Bazıları da güya bunu saygısızlık gibi görüyorlar. Ne görürseniz görün ama bunlar Anadolu İslam kültüründe yaygın bir şekilde kullanılan kavramlar. O nedenle kimden bahsettiğim belli olduğu için her seferinde de Hazret Hazret ifadelerini kullanmıyorum. Mesela Ali derseniz normal konuşmanızda arkadaşınız Ali olur ama Hazreti Ali'den bahsediyorsanız her seferinde de Hazreti Hazreti Ali demenin de bir anlamı yoktur. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla da bu kabileler Kureyş'in alt kollarıdır. 7 veya 8. 9. göbekten dedelerle zaten akrabalıkta birleşirler. Ama kollar ayrıldıkça uzak akraba şeklinde aralarında akrabalık ilişkileri vardır veya bu şekilde bir detaya da değinmiş oldum. İçlerinde en yakın akrabalık ilişkisi Hazreti Osman'la Hazreti Ali arasındadır. Zira Osman'ın annesi Erva, Hazreti Ali'nin halası Ümmü Hakim Beyada'nın kızıdır. Ümmü Hakim Beyada kimdir? Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'ın ikizidir. Dolayısıyla da Ümmü Hakim Beyada aynı zamanda Hazreti Peygamber'in de halasıdır. Böyle bir detaya da değinmiş olduk. Ve Hazreti Osman aynı zamanda Resulullah'ın da halasının torunu konumundadır. Ayrıca bir de Osman'ın ikinci göbekten dedesiyle Hazreti Ali'nin veya Hazreti Peygamber'in ikinci göbekten dedesi de kardeştir. Yani Haşim bin Abdümenaf ile Abdüşşems bin Abdümenaf kardeştirler. Abdüşşems'in soyundan Beni Ümeyye, Haşim'in soyuna da Haşimiler gelmektedir. Böyle de bir akrabalık ilişkileri vardır. Diğer yandan Hazreti Osman ile Hazreti Ali aynı zamanda bacanaktır. Yani ikisi de Hazreti Peygamber'in kızları ile evlidir. Hatta Osman biliyorsunuz iki kızıyla evlidir. Dolayısıyla dört halife arasında en yakın akrabalık ilişkisi bulunan isimler Hazreti Ali ile Hazreti Osman'dır. Ama enteresandır, en çok da sorun bu iki isim arasında yaşanmıştır. İkisi arasındaki diğer akrabalık ilişkileri de vardır ama bunları ileride zaten açacağım. Bunların yanında Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir de biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in kayınpederidirler. Osman ile Ali ise Resulullah'ın damadıdır. Böyle de aralarında akrabalık ilişkileri vardır. Hatta dediğim gibi Osman iki kızı ile evlendiği için de Zinnureyn yani iki nurlu diye de nitelendirilir ki bu sonradan uydurulan bir kavramdır. Onu da belirteleyim. Bunun yanında Hazreti Ali Ömer'in de kayınpederidir. Bir de böyle bir ilişki vardır. Aynı zamanda Ali peygamberin torunu olan Zeynep'in kızı Ümame ile de evlidir. Yani Ali Resulullah'ın torunuyla da evlidir. Hem kızıyla hem torunuyla. Diğer bir deyişle Ali aynı zamanda büyük baldızı Zeynep'in kızı ile evlenmiştir. Böyle bir detayın olduğunu da belirtmiş olayım akrabalık ilişkilerine değindiğim için. Bu ön bilgilerden sonra biraz da Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasındaki akrabalık ilişkilerine değinelim. İddiaya göre Ebu Bekir öldükten sonra Hazreti Ömer onun kızına talip olmuş
Ama bu evlilik gerçekleşmemiştir. Konu ile ilgili verilen bilgilere göre Hazreti Ömer, Ebu Bekir'in vefatından sonra onun kızı Ümmü Gülsüm'le evlenmek ister. Biz Ümmü Gülsüm diyoruz ama Arapçadaki yazılım şekli Ümmü Gülsüm'dür. O yüzden bu şekilde kullandım. Ancak kız hem küçüktür hem de evliliği kabul etmemiştir. Gerekçe olarak da Ömer'in sert mizaçlı olduğunu göstermiş ve kadınlara karşı da kaba davrandığını gerekçe göstererek Ömer'in teklifini kabul etmemiştir. Rivayetin bir versiyonunda bu var. Diğer bir versiyonda ise biraz daha farklı bir anlatım kurgusu söz konusudur. Burada da Ömer bu Ümmü Gülsüm'le evlilik niyetini kızın ablası Hazreti Ayşe'ye açar. Ayşe olumsuz yanıt vermez ama aynı zamanda kızın yaşının küçük olması nedeniyle biraz tereddütlüdür. Bu arada meseleyi Mughire bin Şube öğreniyor ki bu Mughire bin Şube de zaten her konuya hemen atlayan bir özelliği vardır. Bununla ilgili bilmiyorum bir video çektim mi ama gerçekten de değişik bir karakterdir. Hemen gider Ayşe'nin yanına ve onun üzgün olduğunu görür. Sebebini sorar. Ayşe de der ki Ömer Ümmü Külsüm'ü istedi. Ondan dolayı böyle bir tereddütüm var. Ancak kız hem küçük hem de onu Ömer'den daha yumuşak biriyle evlendirmek istiyorum. Ayşe'nin bu açıklamaları üzerine Mughire Ömer'e gider ve ona der ki sen sert mizaçlı bir adamsın. Çocuğun yaşı da küçüktür. Üstelik kız hoşuna gitmeyen bir davranış sergiler çünkü küçük yaştadır. Sen de onu döversin. Sonra da üzülürsün. Ayşe de üzülür, aile de üzülür. Üstelik babaları yeni ölmüş, bir o kadar daha üzüntüleri artar. Sen bu işten vazgeçsen iyi olur mealinde açıklamalarda bulunuyor. Bunun üzerine de Hazreti Ömer'in evlilikten vazgeçtiğine dair bir detaydan bahsedilmektedir. Burada ilginç olan bir detay ise Hazreti Ömer'in Ebu Bekir'in sağlığında böyle bir niyetini açıklamamış olmasıdır. Nitekim de Ebu Bekir öldükten hemen daha cenaze acısı ailenin üzerindeyken böyle bir işe kalkışmasıdır. Muhtemelen Ebu Bekir'in kızı vermeyeceğini düşündüğü için bunu tabi yorum olarak söylüyorum. Böyle bir işe kalkışmamış ama halife olduktan sonra kıza talip olmuştur. Yalnız dediğimiz gerekçelerle bu evlilik gerçekleşmemiştir. Bir başka manidar evlilik ise Ömer Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın vefatından sonra onun eşi olan Atike binti Zeynep ile evlenmiştir. Bu da ilginç bir evliliktir. Yani Ömer Ebu Bekir'in kızıyla evlenemiyor ancak Ebu Bekir'in oğlu öldükten sonra Ebu Bekir'in geliniyle evlenmiş oluyor. Hikaye şöyledir. Abdullah Taif kuşatmasında yara almıştır. Bir süre tedavi görecektir ama yarası iyileşmeyecektir ve eşini de çok sevmektedir. Abdullah öleceğini anladığı zaman eşine bir vasiyette bulunur. Der ki malım senindir ama benden sonra bir başkasıyla evlenme. O nedenle de Atike'ye bir takım talipler çıkar fakat kadın evlenmez ve kendisini ibadete verir. Daha sonradan gel zaman git zaman Ömer bu kıza veya bu kadına talip oluyor ve diyor ki Allah'ın helal kıldığı şeyi kendinden neden haram kılıyorsun? O malları Abdullah'ın ailesine ver, onlara iade et ve benimle evlen diye ona evlilik teklifinde bulunur. Atike de bu evliliği kabul eder ve böylece evlilik gerçekleşmiş olur. Sonra Ömer vefat edecektir. Ömer vefat edince de bu sefer Atike Zübeyr bin Avvam ile evlenir. Bu da ilginç bir evliliktir. Zira dikkat ederseniz Zübeyr aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın kocasıdır. Dolayısıyla da Zübeyr Ebu Bekir'in hem kızını almış hem de gelinini almış konumdadır. Böyle de enteresan bir evlilik hikayesi. Hocam bu ne biçim evlilik hikayeleri diye demeyin. Araplarda bu tarz akraba evlilikleri çok yaygındır. O kültür bunu kabul etmiştir. Bu bize son derece ters gelebilir ama onlarda oldukça normal bir harekettir. O nedenle de bu detayda bu şekilde izah etmiş olayım. Zübeyr Cemel Savaşı'nda öldürülünce Atike dul kalacaktır. Dolayısıyla da 2-3 eşi öldüğü için kim ölmek istiyorsa Atike ile evlensin diye halk arasında böyle bir dedikodunun yayıldığından da bahsedilir. Yine Ebu Bekir'in diğer oğlu Abdurrahman ise bu sefer Ömer'in boşadığı Kureybe binti Ümeyye ile evlendiği iddia edilmiştir. Kureybe Ömer'in eşidir ama İslam'a girmemiştir. İnanmayan eşlerinizi boşayın ayeti nazil olunca bu Hudeybiye seferi dönemlerinde Ömer iki inanmayan eşini boşamış.
Kadın daha sonradan Müslüman olmuş ve iddialara göre Abdurrahman ile evlenmiştir. Ancak bunun bir isim karıştırması olduğunu anlıyoruz. Nitekim rivayetlere bakılırsa burada isim karıştırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyelim ve bu detayı da bu şekilde geçelim. Gelelim Ebu Bekir ile Ali arasındaki ilişkiye veya evlilik hikayelerine. Daha önce belirttiğimiz gibi Ebu Bekir Resulullah'ın kayınpederi, Ali ise Resulullah'ın damadıdır. Bunun yanında Ebu Bekir öldükten sonra Ali, Ebu Bekir'in eşi Esma binti Umeys ile evlenmiştir. Ve Ali bu evlilikle aynı zamanda Resulullah ile de bacanak olmuştur. Çünkü Esma binti Umeys Resulullah'ın eşi Meymune'nin de kız kardeşidir. Ama tabi evlilik Peygamberimizin vefatından sonra gerçekleşmiştir. Bunu da hatırlatmış olayım. Esma ile Ebu Bekir evliliğinden malumunuz Muhammed adlı bir çocukları doğmuştur. Dolayısıyla da Ali Esma ile evlenince Muhammed aynı zamanda onun üvey evladı konumuna gelmiştir. Bilindiği üzere Muhammed aynı zamanda Hazreti Osman'ın öldürülmesi olayında ismi geçenlerden birisidir. Ali daha sonradan onun Mısır'a vali tayin edecek ancak burada yönetim işini iyi idare edemeyecek ve sonunda öldürülüp bir merkebin işkembesinde yakılacaktır ki bununla ilgili bir de videom vardır, epey de ilgi çekmişti. Esma ile ilgili bir başka detay ise Esma'nın ilk eşi olan Cafer bin Ebi Talip aynı zamanda Hazreti Ali'nin abisidir. Cafer Mute Savaşı'nda vefat edince veya şehit düşünce bu sefer kadın dul kalacaktır. Resulullah Esma'nın sahipsiz kalmaması için ona talip olmasını ve onu sahiplenmesini isteyecektir. Böylece Ebu Bekir bu kadınla evlenecektir. Dolayısıyla Ali aynı zamanda abisinin eşiyle de evlenmiş konuma gelecektir. Çünkü kadının bir önceki kocası abisidir. Böyle de bir ilginç evlilik hikayesidir. Bu evlilikten yani Ali ile Esma evliliğinden Yahya ve Avun adında iki de çocuklarının olduğunu hatırlatmış olalım. Yine bir başka detay, Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın Hafsa adında bir kızı vardır. Ayşe bu kızı babası Medine'de yokken yani yeğenimdir diye Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Münzir ile evlendiriyor ki Zübeyir de zaten dediğimiz gibi Ayşe'nin kız kardeşiyle evlidir. Dolayısıyla da Zübeyir'in oğlu Münzir ile evlendiriyor. Ancak babası gelince bu evliliğe karşı çıkıyor. Yalnız iş işten geçmiştir diye bir şey demiyor. Yani Hafsa'nın babası Abdurrahman kızının Zübeyir bin Avvam'ın oğluyla evlendirilmesine karşı çıkmışsa da artık iş işten geçmiştir ve bu kadın Münzir'den sonra, Münzir ölüyor, ondan sonra Hazreti Hüseyin ile evlenmiştir. Dolayısıyla da Ali ile Ebu Bekir arasında böyle de bir evlilik yoluyla akrabalık ilişkisi olduğunu söylemiş oldum. Dolayısıyla da Hazreti Hüseyin Ebu Bekir'in torunu ile de evlenmiş konumdadır. Gelelim bir de Hazreti Ali ile Hazreti Ömer arasındaki akrabalık ilişkisi veya evlilik hikayelerine ne tür detaylar vardır? Bilindiği üzere Hazreti Ömer Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir ve bu evlilik epey de spekülasyonlara neden olmuştur. Dolayısıyla Hazreti Ali Ömer'in kayınpederidir. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Ömer Ali'den yaklaşık 18-20 yaş kadar büyüktür. Aynı zamanda kızı Ümmü Gülsüm'ün de Hazreti Ömer'den çok çok küçük olduğunu söylemiş olalım. Zaten bu nedenle de evliliğe Ali karşı çıkacaktır. Aile karşı çıkacaktır ama Ömer ısrar edince bu evlilik gerçekleşecek. Bu evlilikle ilgili de birçok iddia vardır ki bunu ayrı bir video olarak çekmiştim. Ancak o videonun kalitesi pek iyi değil. Umarım ileride bu konuyu daha net, daha sade bir şekilde dikkatlerinize sunarım. Dolayısıyla Ali razı değildir ancak Ömer'in ısrarı üzerine bu evliliğin gerçekleştiğini görüyoruz. İddialara göre Ali kızının küçük olduğunu gerekçe gösterip vermek istememiş. Ömer de küçüklük gerekçesini bahane olarak ileri sürüyorsun diye vermek istemediğini söylemiş ve ona sitem etmiştir. Ayrıca Ali kızını abisi Cafer'in oğlu ile evlendireceğini söylemiş ve bunu da gerekçe göstermiş. Ancak Ömer yine ısrar etmişti ve kızın için benden daha iyi eş adayı olmaz mealinde açıklama yapmış ve evlilikte ısrar etmiştir. Bu sefer Ali meseleyi amcası Abbas, diğer abisi Akil ve çocukları Hasan ve Hüseyin ile istişare etmiştir.
Akil bu evliliğe şiddetle karşı çıkmıştır. Hasan ise olumlu görüş bildirmiştir. Ömer'in evlilikteki ısrarının sebebine baktığınız zaman Sünni kaynaklarda Resulullah'la kan bağı, akrabalığı kurmak istediğine dair bir iddiadan bahsedilir. Nitekim Ali'ye de şöyle dediği söylenir. Resulullah'ın uzuvlarından bir uzvun benim yanımda olmasını çok isterdim. Neticede bakıyor ki Ömer hayli ısrarlı Hasan Hüseyin'le de son değerlendirmeyi yapıyor ve ondan sonra kızını evlendirmeye razı oluyor. Ve kızı Ümmü Külsüm'ü de Ömer'in yanına gönderip şu mesajı vermesini istiyor. Babam isteğini gerçekleştirecek, bunu yerine getirecek, beni de bunun için gönderdi der ve böylece evlilik gerçekleşir. Bundan sonra Ömer'in kızı kucağına aldığı, kızın onu ittiği ve bu konuyla ilgili bir takım detayların olduğunu, aynı zamanda Şii kaynaklarda bunun bambaşka bir yorumlara da dönüştürüldüğünü belirtelim ve bu detayı bu şekilde geçelim. Zira ele aldım zaten bir video. Bu evlilikten yani Ömer'in Ümmü Külsüm'le evliliğinden Zeyd ve Rukiye adında iki çocuklarının olduğu söylenir ama küçük yaşta öldükleri için nesli devam etmemiştir. Ömer vefat ettikten sonra Ümmü Külsüm Cafer'in oğlu Avn ile evlenecektir ki zaten Hazreti Ali de Avn'la evlendireceğini kastetmişti. Bundan sonra evlilik gerçekleşecek. Avn ölünce de bu sefer Ümmü Külsüm enteresandır bu da. Avn'ın kardeşi veya abisi Abdullah ile evlenmiş olacaktır. Ancak bu iki evlilikten de çocuklarının olmadığını hatırlatmış olayım. Gelelim Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasındaki ilişkiye. Zaten bir kısmına değindim ve yakın akraba olduklarını söyledim. Sadece evliliklerle ilgili bir iki detay var, onları anlatacağım. İlave olarak şunları ekleyebilirim. Hazreti Hüseyin'in Sükeyne adında bir kızı vardır. Bu kız Mus'ab bin Zübeyr ile evlidir. Ancak Mus'ab ölünce Sükeyne bu sefer Hazreti Osman'ın oğlu Abdullah ile evlenmiştir. Ve Abdullah ölünce de bu sefer Sükeyne Osman'ın diğer oğlu olan Amr'ın oğlu vardır. Zeyd onunla evlenmiştir. Yani Hazreti Hüseyin'in kızı Sükeyne hem Hazreti Osman'ın oğlu Abdullah ile evlenmiş, onun vefatından sonra da Osman'ın torunu olan Zeyd ile evlenmiştir. Zeyd'in ölümünden sonra da Sükeyne'nin dul kaldığı söylenir. Ayrıca Hazreti Hüseyin'in kızı Sükeyne'den bahsedince bir başka isim geldi aklıma. Hazreti Hüseyin'in bir de Fatıma adında kızı vardır. Bu da abisi Hasan'ın oğlu Hasan'la evlenmiştir. Yani iki tane Hasan dedim, şaşırmayın. Hasan'ın kendi ismini taşıyan oğlu Hasan vardır. Kız bununla evlenmiştir. Yani iki amca çocuğu evlenmiştir ama burada bir başka detay vardır. Hasan'ın oğlu Hasan ölünce bu sefer bu kadın yani Hüseyin'in kızı Fatıma Hazreti Osman'ın torunu Abdullah ile evlenmiştir ve bu evlilikten de Muhammed, Rukiye ve Kasım adlı 3 de çocukları olmuştur. Son olarak Hazreti Osman ile Hazreti Ömer arasındaki akrabalık ilişkileri ve evliliklerle ilgili hikayelere dair konuları ele alıp böyle videoyu toparlamaya çalışalım. İddialara göre Hazreti Ömer vefat ettiği zaman Hazreti Osman onun dul kalan eşi Fatıma binti Velid bin Mughire ile evlenmiştir ve bu evlilikten de Velid, Sa'd ve Ümmü Said adında çocukları olmuştur. Yani iki erkek bir de kız çocuğu olmuştur. Bu arada şunu da hatırlatayım. Fatıma Benu Mahsum'dandır. Babası Velid bin Mughire Mekke'nin ünlü müşriklerinden birisidir. Ve aynı zamanda Fatıma Halid bin Velid'in de kız kardeşidir. Dikkat ederseniz Hazreti Ömer Halid bin Velid'i görevden almıştır. Bu evlilik hicretin 20. yılında gerçekleşmiştir. Yani takriben 642'lerde Hazreti Ömer 637'lere doğru, 636'lara doğru daha doğrusu Halid'i görevden almış ama daha sonradan da onun kız kardeşiyle evlenmiştir. Bunu da belirtmiş olalım. Bütün bunlardan sonra yine bir başka detay. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın Hafsa adında bir kızı vardır. Bu kız da Osman'ın oğlu Amr ile evlenmiştir ve bu evlilikten de Abdullah adında bir de çocukları doğmuştur. Evet değerli dostlar, 4 halife ve aynı zamanda bunların Hazreti Peygamber'le akrabalık ilişkileri, kendi aralarındaki akrabalık ilişkilerine dair detaylar bunlardır. Ben sadece kendi aralarındaki akraba evlilikleri ve bu evliliklerle ilgili hikayelere değindim ve çocukları torunlarına kadar gittim. Daha da uzatabilirsiniz hikayeyi ancak bu sefer isimler arasında zaten kaybolup gideriz. O nedenle de kısa bir video olmasını istedim ve sadece
bu akrabalık ilişkilerine değindim. Böylece ortalıkta dolanan iddiaların ne olduğunu ya da olmadığını, arka planında nelerin bulunduğunu dikkatlerinize sunmuş oldum. Ancak son olarak şunu da hatırlatayım. Bu evliliklerde böyle kulakları tırmalayan veya zihinleri bulandıran bir takım soru işaretleri oluşabilir. Normaldir. Çünkü bizim geleneğimize göre hiç de hoş olmayan evliliklerdir. Düşün. Hazreti Ali kalkıyor. Bir önceki eşi, yani Esma'nın eşi, abisidir. Esma ile evleniyor. Veya dönüyor ondan sonra Baldızı'nın kızı, yani Zeynep'in kızı Ümame ile evleniyor. Veya Ömer gidiyor, küçük yaşta kıza talip oluyor. Aynı şekilde Ebu Bekir'in de aynı isimdeki küçük yaştaki kızına talip oluyor. Ama Ebu Bekir'in sağlığında bunu söylemiyor. Belli ki vermeyecek. Dolayısıyla da bu tür akrabalık ilişkileri bizim örfümüze aykırı olsa da o toplumda bunlar normal karşılanıyordu. Bunu dinle karıştırmayın. Bu örfle alakalı bir şeydir. Evet, hoş değildir. Bunu kabul ediyorum. Aslında savunmuyorum, ancak bu o toplumla ilgili olan bir husustur. Dikkat edin. Hiçbirisi ya bu ne biçim evlilik diye eleştirmemiştir. Çünkü zaten Arap kabileleri arasında bu tür akraba evlilikleri vardır ki genel olarak da kabile içi evlilikler olur. Burada dört halife farklı kabilelerden olmakla birlikte bu İslam kardeşliğiyle beraber bunlar yakın dost, arkadaş oldukları için bu tür evlilikleri de görüyorsunuz ki bu evlilik hikayeleri arasında yine kabilevi nedenlerle gerçekleşmeyen evliliklerin olduğunu da söyleyeyim, ama bunlar konu dışı olduğu için bu detaylara girmeyeceğim. Dolayısıyla da evlilikle ilgili hikayeleri bu bağlamda ele alır, dinler ve ona göre yorumlarsanız zannediyorum daha mantıklı sonuçlara ulaşırsınız. Aksi halde bunları İslam'a fatura ederseniz bu hoş olmaz veya ön yargılı bir tutum olur. Biliyorum, çünkü bazen yapılan yorumlar da kendi kültürel kodlarımızla hareket edince çok şiddetli reaksiyonlar gösterenler oluyordur. Kimileri de bunları din kisvesiyle kabullenmeye, din perdesiyle kabullenmeye çalışıyor veya dinin arkasına saklanıyor. Ancak bunlar dinle çözülebilecek, dinle anlatılabilecek veya izah edilebilecek evlilikler değildir. Bu örfle alakalıdır. Bizim örfümüzde uygun olmayan evlilik Arap örfünde uygundur. Mesele bundan ibarettir. Umarım maksadımı izah ettim. Umarım dikkatinizi çeken bir video çekmiş oldum ve zamanınızı boşa geçirtmemiş oldum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.